Ja, hadi. Şükran, camı at, camı. Temiz hava girsin içeri. Şu dolabın birini de boşalt. Eşyalarını yerleştirsin gelin hanım. Eşyaların nerede? Bir bavulum var. O da arabada. Çeyiz? Çeyiz mi? Karı mı aldı yoksa bu deli olan? Ejder kardeşim gibidir. Her şeyini bana anlatır. Ama senden hiç bahsetmedi. Bahsetmemesi çok normal. Biz bir anda karar alıp yıldırım nikahıyla evlendik. Vay taşınıza gelen. Gebe misin kız yoksa? Yok yok değilim. Ne yaptığını sanıyorsun sen ha? Ne yaptığını sanıyorsun? Koskoca Kudret Soylu'nun kızı dururken hiç tanımadığımız bir kızı koluna takıp nasıl evine getirirsin? Nasıl eve getirirsin? Getiririm, getirdim de. Bana karışamazsınız. Biraz ayıp olmuyor mu Ejder? He? Büyüğün o senin. Büyüklerine nasıl konuşuyorsun sen? Abileriniz biz senin. Yok yok. Ejder Bey haklı. Ejder Bey haklı. Biz kimiz ki ha? Biz kimiz ki? Onun üvey abileriyiz ancak. Kastettiğim şey bu değil abi. Yok yok yok. Sen hiç nefesini tüketme. Ben anlayacağım anladım. Ama bak şunu hiçbir zaman için unutma. Baban öldüğü zaman bu ailenin başına ben geçtim. Bu şirketi ben yönettim. Seni ben okuttum. Böyle bir teşekkür ediyorum bana. Yaptıklarına minnettarım. Ama bunun karşılığı sevmediğim biriyle evlenmek olamaz. Ben kalbimin sesini dinledim. Aşık oldum. Anlıyor musun beni? Ben aşık oldum. Aşık mı oldun? He? Aşık mı oldun? Aşık olup toz pembe hayallere mi daldın? He? Böyle pembe panjurlu evimiz olacaktı dedin mi? Hı? Bu sandalyeye oturduğun zaman şirketi de böyle mi yöneteceksin? Kalbimin sesini mi dinledim diyeceksin? İş hayatım başka, özel hayatım başka. Beni anlamını beklemiyorum zaten. Ama sen Ahlas abi, sen Besime yengemle aşık olup evlenmedin mi? Bir gün olsun pişman oldun mu bu evlilikten?
Beni bu işe karıştırma. Siz isteseniz de istemeseniz de Name benim karım. Kimse bu gerçeği değiştiremez. Biz seni yalnız bırakalım. Yat dinlen. Bir şey lazım olursa Şükran'a seslenirsin. Teşekkürler. Vay be. Ne kızmış ama. Ne yapıp edip Ejder'in nikah masasına oturmuş. Pes. Ah kafasız Ejder ah. Ah saf Ejder. Kudret eniştemin kızı dururken gittin bu sümüklüyü aldın nikahını. Senin hayallerin suya düştü tabii. Ejder senin yeğeninle evlenseydi topraklar birleşecek, senin tarafın güçlenecekti. Herkesi kolayca avucun içine alacaktın. Yenilmezlere öyle bedavadan gelin olunmaz. Kapıdan içeri girdi ama girdiği gibi de çıkacak. Sen var ya sen, şeytana bile pabucunu ters getirirsin. Abla, durum fena. Ay sorma. Ben de uzun zamandır Bereket Hanım'ı bu kadar kızgın görmediydim. Kız, bir bardak da gelin hanıma koysak mı ki çay? O kız benim gelinim değil. Kimse ona bu evde gelin muamelesi yapmayacak. Duydunuz mu beni? Duydunuz mu dedim? Hanımı! Hanımı! Sandalye getir çabuk. Anne. Otur şuraya, otur, 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 otur. Yavaş, yavaş, yavaş. Ay. Şükran su ver, çabuk. Ay, istemez. Çabuk, 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 çabuk. İç şundan biraz, iyi gelir. İç, 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 iç. Ay. Kendini böyle harap edersen olacağı bu. Nasıl harap etmeyeyim? Bildiğim, sevdiğimiz bir kız alacaktım oğlumu. Davul zurnayla düğün yapacaktım. Dur bakalım. Acele etme. Belki gene olur. Olan olmuş artık. Basmış nikah getirmiş kızı. Ay. Ay. Şehirli kız. Buralar ona dar gelir. İki güne kalmaz. Sıkılır gider. Ne demişler? Davul bile dengi dengine. Bu kız Ejder'in dengi değil. Göreceksin bak. Nasıl kendi ayağıyla girdiyse yine öyle kendi ayağıyla çıkmak isteyecek. Ya istemezse ne yapacağız Şefika? Merak etme. Eninde sonunda isteyecek.